Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda katı cisimler konusundaki 3. testin çözümünü yapacağız. Testimiz öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde hacmi 216 birim küp olan küp verilmiştir. Yani bir kenara A diyecek olursak A küp 216 ise A'yı kaç buluruz? 6 buluruz. Bir kenara 6 çıktı bizden şu uzunluk isteniyor. 6 birim 6 birim 6 birim. Şimdi havada bir çizgi var ne yapıyorduk? Buna ait bir dik üçgen oluşturmak için bir üçgen oluşturuyorduk. Genelde yüzeyden çiziyorduk. Şunu yüzeyden çizersek şu üçgen oluştu. Bakın üstteki düzleme dik olduğu için şurada kaç da 90 derece olmak zorunda. Burada bir Pisagor bağıntısı yaparız. 6 birim diye burası. Burası 3 birim 3 birim oldu. Sonra iki eş parçaya böldüğü için. E burası da 6, 6 olduğundan ikiz kenar dik üçgenden şu kenarı da 6 kök diye buluruz. Ve Pisagor bağıntısından sonuca ulaşırız. E burada ne yapacağız? X'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6 kökünün karesi. Yani buradan kaç geliyor? 72 art 9'dan 81 geliyor. İkisi de böylelikle 9 diye buluruz. Evet birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şekilde ya bir küre konmuş silindirin içine hacimler oranı nedir diye soruluyor. Çember muamelesi yapacaktık, merkez teğet çektik. Hocam burası yarıçap, merkez teğet çektik, burası da yarıçap. Kürenin yarıçapıyla silindirin yarıçapı ne oldu? Birbirine eşit oldu. Sonra merkez teğet çektik, merkez teğet çektik yapınca da burası da re, burası da ne oldu? Burası silindirin yüksekliği ne oldu? 2R'ye eşit oldu. Şimdi silindirin hacmini bulalım. Pi R kare çarpı 2R. Yani taban alan çarpı yükseklik bölü. Kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 Pi R küp. E buradan R küpler gitti mi gitti. Pi'ler gitti mi gitti. Bu 2 çarpı 2 bölü 4 bölü 3 ya. 2 çarpı 3 bölü 4 yaptı. Şunlar da sadeleşince 2 yaptı. Cevap da 3 bölü 2'ye eşit oldu. Yani ikinci soru böylelikle akşay oldu. Geldik üçüncü soruya. Ayrıt uzunluklarından iki tanesi verilen şekildeki dikdörtgenler prizması D üstü B üstü boyunca kesilerek şöyle kesilmiş iki parçaya ayrılmış. Şekil 2'deki elde edilen cisimlerin yüzey alanları toplamı şekil 1'deki yüzey alanları toplamından 6 fazladır. Sen böyle bir kesik attığın zaman yüzey alanı ne oldu? Hocam şuradaki yüzey alanı önceden yoktu. Buradaki yüzey alanı da önceden yoktu. Yani şuradaki alan kadar. E o alan da arkadaşlar işte şu dikdörtgen değil mi? Bu dikdörtgenden iki tane var. Niye dikdörtgen? Bu zemine dik. Bu da zemine dik olduğu için burası da dik dörtgen oldu. Şimdi burası 1.5 burası 2. Ya bunun ilk katı kaç? 3. Bunun ilk katı 4. 3, 4, 5 üçgeninin yarısı olacak. O zaman burası da 5 bölü 2 mi olacak? Yani 2.5 olacak. Evet. Sonrasında burası 5 bölü 2 ise burası da A ise bizim şu dik dörtgenin alanından 2 tanesi 60 olarak verilmiş. Yani bu 5 bölü 2 çarpı A çarpı 2 tanesi 60'mış. O zaman buradan İkiler sadeleşsin. 5A e 60 ise A'yı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. İlk durumdaki prizmanın yüksekliği soruluyor zaten bize. Cevap böylelikle Edremit oldu. Geldik dördüncü soruya. Evet BC kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Arkadaşlar bakın BC kenarı etrafında 360 derece döndürürken BC'ye göre şeklin simetriğini alıyoruz. Sim noktada yuvarlak koyuyoruz. Şöyle döndüreceğiz. Bu dönüş yaparken bu buraya mı denk geldi? Evet dikey doğru boyunca döndürücü yuvarlakların yatay olacak. Şöyle bir yuvarlak koyarsan zaten ne çıktı? Bir koni çıktı karşımıza. Yarıçapı 4 yüksekliğini buluruz. 4 ve 4 kök 5 olduğu için 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası 8 olur. Bunun hacmi isteniyor. Pi R kare çarpı H bölü 3. Yani bu kaç yaptı arkadaşlar? Taban alanı Pi R kare. 16 çarpı 8 bölü 3. Cismin hacmi 360 derece. BC kenarı etrafında. Tamam döndürdük. 4 8 4 kök 5. Taban alanı pi r kare 16 çarpı 8. 16 çarpı 8 128 yapıyor ya. Aman cevap bulmuşuz. 128 bölü 3 pi yapar cevap arkadaşlar. Evet cevap edremit oldu. Dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Arkadaşlar bunun alanını bulurken tek tek böyle bulmaya çalışacaksınız büyük ihtimalle. Ama şey yapmayın. Birim küplerle oluşturulan yapılarda biz şunu söylüyoruz. Görünen yüzey çarpı 2 şeklinde söylüyoruz. Şimdi görünen yüzey ama burada görünen yüzey kafa karıştırabilir. Hocam arkadaki kısmı göremiyoruz falan diye söyleyebilirsiniz. O yüzden çok karışık şekillerde. Yani e, ayrı ayrı bulun. Sağ, sol, alt, üst, ön, arka şeklinde. Mesela sağ. Bu şeklin sağ ile solu aynı mı? Evet. Sağ ve sol. Sağ bulalım. Sağ tarafta ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Sol tarafta da 6 tane var. Yani 6 tane 2 birim miydi bir kenara? Evet 6 tane 4. Alt tane 4'ten 24. Aynı zamanda sol tarafta sağa sola aynı değil mi? Evet. Alt çarpı 24'ten 24. Şimdi ön arkaya bakalım. Ön arka. Ön. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt çarpı 4'ten yine 24. Arkası da aynı simetri değil mi? Evet. Arkası da aynı. O da 24 yaptı. Bir de alt üst yapalım. Alt. Alt taraf arkadaşlar. Şu. Ee, 9 tane mi var? 3 tane burada, 3 tane burada 9 tane var. Yani 9 saat 4'ten 36 yaptı. Bak üst tarafa da bakacak olursan. Hocam üst tarafta bir tane burada. Ya burası sonra şu arası sonra şu arası. Bunları böyle hesaplarken ayrı ayrı hesaplayacağımıza bir bütün olarak düşün. Bir bastır. Bunun üstü artı şu arası. E şunu bulurken ne yapacağız? Hani şu siyahla bu siyahın toplamı burası yaptı. Bu siyahla şunların toplamı da en alttaki yapmadı mı? O da üst tarafta ne yaptı o zaman arkadaşlar? Üst tarafta aslında şu alana eşit oldu. Yani o da 9 çarpı 4'e eşit oldu. Yani 36'ya eşit oldu. O zaman cevap 24, 24 ve 36'ya eşit olacaktır. 24, 24, 48. 48 ile de 24 şeyi toplayınca. 48 ile de pardon 24 burası 24 burası. Tabi bunun bir de 24, 24, 36'nın bir de 2 katı olacak. Hatta şöyle de diyebilirsiniz. 24 artı 24 48 artı. Bu da 24 artı 24 48 artı. 36 36 72. 48 48 96. 96 ile de bunu toplayınca kaç yapıyor? 168 yapıyor arkadaşlar. Evet 5. soruyu böyle denizli bulduk. Geldik 6. soruya. Taban yarıçapı 6 birim yüksekliği 12 birim olan dik dairesel koni. Evet burası 6'ymış. Burası da 12'ymiş. Tamamen su ile doluymuş. Koninin suyun Koninin tamamı taban yarıçapı 4 birim yüksekliği 24 birim olan dik dairesel silindire boşaltılıyor. Boş kısmının yüksekliği soruluyor bize. Arkadaşlar ben bunu bunun içine boşalttığım zaman şöyle bir su olacak? Evet bunun yüksekliği haç mı olacak? Aynen öyle. E o zaman bunun koninin hacmiyle şuradaki hacim birbirine eşit olacak. E, bu taban yarıçapı kaç? 4 birim olan diyor. O zaman bunun hacmi koninin hacmi pi e, ne pi'si? Evet pi. Pi R kare çarpı H bölü 3'e eşit olacak. O zaman bu 144 Pi mi yapıyor? Evet bu 144 Pi'ye yaptı. Eşittir. Pi R kare çarpı H'a eşit olmak zorunda. Hocam şunlar sadeleşse 4 yaptı. Buradaki 4'lerden bir tanesi sadeleşti. O Pi'ler de sadeleşti. 36 bölü 4'ten H'ı kaç buluruz? 9 buluruz. Evet H 9 oldu. E bunun yüksekliği kaç verilmişti? 24 verilmişti. Bizden boş kısmın yüksekliği isteniyor. 9'u buradaysa o zaman buraya kaç kaldı? 15 kaldı. Yani cevap 6. soruda Edremit yaptı. Geldik 7'ye. Yüksekliği 8 santimetre ve tamamı su ile dolu olan bir dik dairesel silindir ile aynı tabanlı ve yüksekliği h santimetre olan bir boş dik koni bu şekilde verilmiş. Arkadaşlar ben silindirle koniyi aynı anda gördüğüm zaman şunu çok kullanıyorum. Bir koni varsa şöyle ben bunu silindire tamamlıyorum şöyle silindir yapıyorum. Çünkü burası v iken buranın 3v olduğunu biliyorum. Ve daha kolay çıkıyor ve çok çok daha rahat bir şekilde e, sonuca ulaşıyoruz. Ve de bununla ilgili soruları çok seviyor gerçekten. Siz de dikkat edin. Normal başka yoldan bulabilir misiniz? Bulabilirsiniz tabii ki. Hacimlerden gidebilirsiniz. Ama biz de burada hacimden gidiyoruz sonuçta. Şimdi ben bunu böyle yan yatırmışım. E, tam tepe noktasına kadar geldiği için bu ne oldu arkadaşlar? Silindirin yarısı oldu burası. E, normalde 8 yüksekliğinde ben buraya 8B diyecek olursam Hocam tamamı 8V ise tam tepe noktasına kadar geldiyse burası 4V oldu. O zaman burada hacimde de 4V mi oldu? Aynen öyle. E burası 4V iken burası da 4V oldu. Yani koninin hacmi 8V oldu. Koninin hacmi de 8V oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle bir silindir yapacak olursam. E hocam burası 8V iken şuradaki hacim ne olacak? 24V mi olacak? Evet. Bir silindirde ya da prizmaların hepsinde hacimlerle şeyler doğru orantılıdır. Neler? Hacimlerle yüksekler doğru orantılıdır. E ben bunu tamamını 24V buldum. Burası 8V. Burası 24V. 8V'deki yükseklik 8 ise 24V'deki yükseklikte kaç olmak zorunda? 24 olmak zorunda. Bakın ne kadar kolay çıktı. Evet 7. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 8. soruya. Şekilde yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar su. Yüksekliğinin 2 bölü 3'ü kadar. Yani burası 2 haşken burası da haş diyor bize. Su dolu olan bir dikonun içinde 32 litre su bulunmaktadır. Evet 32 litre su varmış burada. E burada 2 bölü 3 oran var ya. Yani burası da 2K ise burası da K'dır. Benzerlik hacim ilişkisi 2 bölü 3'ün karesi nedir? 2 bölü 3'ün kübü pardon. Benzerlik hacim ilişkisi kübü oluyor. 8 bölü 27 oluyor. Yani buradaki hacim 8V iken tamam 27V oluyor. Buraya ne kaldı? 19V kaldı. Şimdi 8V 32 litre diye söylenmiş. 8V eşittir 32 ise V'yi buradan 4 buluruz. Koninin tamamen dolması için kaç litreye daha gerek vardır? 19V'lik litreye ihtiyaç var. O da 19 x 4'ten kaç yapıyor? 76 yapıyor. Evet, 8. soruya böylelikle Edremit bulduk. Geldik 9'a. Bizden bu parçanın uzunluğu isterindi. Dik üçgene karşılık getireceğiz kardeşim. Dik üçgene karşılık nasıl getirebiliriz? Hop, şunu şöyle çizersen üçgen olur. Bu alttaki zemine dik olduğundan dolayı şuradaki Pisagor'dan bunu buluruz. Ve buranın 4 olduğunu biliyorum. Şurası e, 3 birim, 4 birim. Şu ne? 2H dikdörtgenler prizması. Evet, bir kenarı 3'e 4 Yüksekliği de 6. Burası 6. 3'e 4 ise e, şurası 4 birim. 4 birim o zaman diğer kenarda kaç olacak? 3. Eşlediği için bir kenar 4 ise diğer kenarda da 3 olacak arkadaşım. E bitti. 4 var 9 var. E, öncelikli olarak şuradaki Pisagor bağıntısından ben şurayı bulurum. Sonra da buradaki Pisagor bağıntısından şurayı bulurum. Hadi bakalım şurası da 6. Şuradaki Pisagor bağıntısından şurayı bulalım. A kare neye eşittir? 4'ün karesi artı 9'un karesine eşittir. Sonra Buradan ne geldi? 16 artı 81. 16 artı 81'den a kareyi ne bulduk arkadaşım? 97 bulduk. Sonra buraya x diyecek olursak x karede a kare artı 6'nın karesine eşit olduğundan x karede 97 a kare 97 ya artı 36'dan x karede böylelikle 3 9 3 daha 12 33 yani x de böylelikle kök 133 diye çıkar arkadaşlar cevabımız kök 133 oldu 9. soruda. Yani cevap Cihan oldu. Geldik 10. soruya. Bu AO etrafında 270 derece döndürülünce bak dikkat. AO etrafında 270 derece döndüreceğim. Sen bunu tam döndürürsen ne olur? Hop hocam tam döndürürsen şöyle simetriğini alacağız. Tam döndürmede şöyle simetriğini alacağız. Tam döndürmede ne oluyor? Ona dikkat et. Şu dikey döndürme şöyle. Hocam şöyle bir yuvarlak. a yarım küre çıktı. Tam döndürmede yarım küre o zaman 270 derece döndürmede de yarı çapı da 6 olan bir yarım küre. O zaman 270 derece döndüreceğim. Bak tam döndürürsem yarım küre çıktı. Yani hacmi 4 bölü 3 pi r küpün yarısı tam döndürmede ama benden 270 derece döndür diyor. O zaman 270 bölü 360 diyeceğiz arkadaşım. O zaman buradan hadi sadeleştirmeleri yapalım. Ee, hocam şu bölü 6 bölü 6'lardan bir tanesi gitti. 6'nın karesi kaldı burada. 0'lar gitti. 36'lar gitti. 6'nın karesinden dolayı. O zaman 4 çarpı 27 yaptı galiba. 4 kez 28 o da 108 pi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 108 pi yaptı arkadaşım. Evet bak tekrar söylüyorum. Tam küre yapmadı. Böyle 360 derece döndürdüğünde yarım küre yaptı. Yarım kürenin 270 derece döndürülmüş hali. 270 bölü 360 ile o yüzden çarptım. Dikkat et. Evet geldik 11. soruya. Şekilde iç içe yerleştirilmiş taban merkezleri O olan 2 dik silindir verilmiştir. Evet AC'yi kaç vermiş? 4 vermiş. CD'yi de 4 vermiş. Yani bunun yarıçapı 2 oldu o zaman. BC'ye de kaç verilmiş? 6 verilmiş. Eyvallah. Şimdi büyüğün yarıçapı 6, küçüğün yarıçapı da 2 mi oldu? Evet. Her iki silindir arasında doldurulan suyun hacmi nedir diye soruluyor. O zaman büyüğün hacminden küçüğün hacmini çıkartacağım. Pi r kare çarpı h eksi küçüğün yarıçapı da 2 ya. Pi r kare çarpı h yani buradan ne yaptı arkadaşlar? 6 pi parantezini alırsak burada 6 pi parantezini aldığımızda e, buradan 6 pi 36'dan 4 mi çıktı? Evet 36'dan 4 çıkınca 32 mi kaldı buraya arkadaşım? Evet. Bu da kaç yaptı? 6 kere 2 12 18 192 pi mi yaptı? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle akçay oldu 11. soruda. Ve böylelikle 3. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 4. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.